Bakın ne olmuş? İlk maçlardan önce, son 16 maçlarından önce Aston Villa %30, Lille %12.6, Union Saint-Gilles %11.2, Fiorentina %10.4, Kulüp Bürüş %9, Fenerbahçe %5.4. Yani 6. sıradaydı Fenerbahçe, oranı da %5.4'tü. Şimdi ne oldu? Aston Villa %24.8, Lille %18.4, ve Fenerbahçe %16.9 ile 3. sıraya yükselmiş. Zeki evet. Uzun Durukan katılıyor musun? Katılıyorum. Yoksa arttırıyor musun? Ya katılıyorum burada. <laughs> Union Saint-Joy 11.2 ile 3. sıradaydı. Bence ben 4 diye biliyordum. 3. Sırada, sırada olması enteresandı. Yani e, evet sonuçta 8 puan farkla liderdi. 22 maçtır kaybetmiyordu ama e, çok genç e, bir kadro 25 abi ama. Hem öyle hem de genç oyunculardan kurulu bir kadroydu. Yani burada şimdi Aston Villa, Lille, Lille müthiş oynuyor bu sene mesela. Ben çok beğeniyorum futbolunu. Aston Villa zaten baştan beri favori gösteriliyor. Keşke Sevilla olsaydı. Sevilla her sene alıyordu. Burada olsaydı derdim ki <laughs> Sevilla yine bu kupayı alır. Ama Fenerbahçe geçen yıl e, kupayı alan e, Sevilla'yı iki maçta da silkelemişti. Yani ben Fenerbahçe'nin Aston Villa kadar e, yani yani ikinci sıraya Fenerbahçe'yi koyuyorum. Öyle Şö, söylüyorum. Şöyle bir avantajı final olur. Fenerbahçe oynar bak, final oynar Fenerbahçe ama bak şöyle final oynar. katılmaya çalışıyorlar. Eğer 5 puan fark olursa yani ligi bir an önce hani e, sonuna kadar enerjisini 5 e, puana çıkarsa yani biz az önce konuştuk ya Trabzon'a yenilirse orada bütün enerjisini konferanstaki şampiyonluğuna e, odaklanır odaklanır şey e, Fenerbahçe. O zaman da final oynar diye düşünüyorum. Ama Lig kızışırsa, kafa kafaya giderse tabii ki Aston Villa ile Lille burada yani daha mantıklı görünüyor. Evet. Ama Fenerbahçe'de yarı final görür. En az yarı final görür. Yarı final. Ulaş Özdemir bu liste için ne diyorsun? Yüzde şu anda 16.9 ile üçüncü sıraya yükseldi Fenerbahçe. Ee, yani bu ülkemiz adına da gayet güzel bir şey bu anlamda ama yani ben çok, Aston Villa ve Lille'in olduğu bir e, konferans liginde yani çok ta Fenerbahçe bu turu geçecek. Bundan tamam. sonra karşılaşacağı rakip de önemli. Evet, Kim? kura şansı da önemli. Evet, kura şansı Bu arada da orada İsrail takımları var. Biri artık elendi diyebiliriz de diğeri devam ediyor. Or orada bir karışıklık olur. İnşallah denk gelmez. İşte yani burada bir siyasi da sıkıntı. sonuçlar da olabilir ve yani evet. UEFA tabii böyle bir İsrail takımı çıktığı anda da yani e, o akşamın en riskli ve tehlikeli maçlarından evet. biri statüsü. Macaristan'da girecek. oynuyorlar onlar da maçlarını. E, yani öyle bir şey denk gelmesini istemiyoruz. Evet inşallah. O sıkıntı olur. Real hocam bayağı inceledin sen de. Şöyle ben şöyle hocamdan önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe e, ya bu haftayı kayıpsız geçerse yani hem Avrupa'da hem ligde işte Pendik, Trabzonspor diyelim. Yani da şöyle bir psikolojiye sokabilir. Yani bu haftadan eğer kayıpsız çıktılarsa arenadaki maça kadar da kayıpsız geleceklerdir. Bu o zaman Galatasaray da ayrı bir şekilde sezona yani o son 9 haftaya ayrı bir motivasyon sağlayacaktır. Onu da söyleyeyim. Peki Rea Hocam. Vallahi e, yani Fenerbahçe tabii ki çok şu anda formda. Bir kere kupa maçını hepimiz seyrettik. Çok doğru oynadı. Yani çok dengeli, çok kontrollü. Nasıl deplasmanda oynayacaksa çok doğru bir şekilde taktik anlayışıyla oynadı. İsmail Hoca ve ekibini tebrik etmek gerekir. En önemli şey Avrupa maçlarında şuna dikkat edin Onur bak. Yani Avrupa'daki takımlar bizden özellikle kalibre olarak daha aşağıda olan, bütçeleri daha aşağıda olan aşağıda olan takımlar bir şey yapıyor. Bunu mesela Galatasaray maçlarını bu sene gördük, Kopenhag'da gördük. Molde'yi zar zor geçtiler. Ve en son Pırak işte e, elendi Galatasaray. Yani Galatasaray takımı onlardan kötü mü? Hayır değil. Ne biliyor musun? Ya işte şöyle diyebilirsin. Ya işte onlar üçlü oynuyor. Evet. Vesaire. Ya fizik kaliteleri. Evet. En önemli ne biliyor musun? Sağ içinde plana sadık kalıyorlar ya. Adamlar plana sadık kalıyor. Yani Avrupa'da oynuyorsan plana sadık kalacaksın. Fenerbahçe'nin en önemli yaptığı iş bu. Onun için takdir etmek gerekir. Bir futbol takımı özellikle Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Sen getiriyorsun milyon dolarlar veriyorsun. Adamlar Avrupa'da zaten defolu. Defolu olmasa buraya düşmez. Adamlara bakıyorsun diyorsun ki yetenekli. Ama disiplinli değil. Evet. Buraya Türkiye'ye düşüyorlar. Burada da bir antrenörün özellikle Türkiye'de o takımı plana sadık kalacak şekilde disiplin et, etmesi, o sistem üzerine hareket etmesi, hücum ve savunma da çok zor oluyor. Ondan. Yani Galatasaray'ın bu seneki en büyük yaşadığı sıkıntı bu. Bunları söylemek gerekir ya. Bunları söyledim ya düşman falan değil. Galatasaray takımı UEFA Avrupa Ligi'nde finalde oynayabilir de oynayabilir. Ama bunları görmek. Ya Galatasaray Ligi Şampiyonlar Ligi'nin 3 sene sonra olur. Yapmayın zarar veriyorsunuz ya. İşte bu sene alır. Hayır ya bu Galatasaraylık veya bu kulübünü sevmek değil. Çünkü o kadro bakıyorsun plana sadık kalıp oynayacak sahada özellikle top rakipteyken bir takım değil maalesef ya. O da ne oluyor işte Pırak'tan 6 gol yiyorsun. 6-7 tane net pozisyon veriyorsun ya bunları doğru bir şekilde belirlemek gerekir. Fenerbahçe'nin yaptığı en önemli iş buydu. Fenerbahçe ya gitti 6 gol Fenerbahçe'de indi bu sene 7. Yalnız ya. o oyuncu eksikliği de değil. Orada da kafasına göre herkes oynadı. Plana sadık kalmadı. İsmail Hoca ve ekibi mühim olan bunlardan ders almak. Okan Buruk aynı şekilde bunlardan ders alması gerekir ya. Yani mutlaka da alıyorlar öyle düşünüyorum. İsmail Hoca aldı bak ne oldu? Daha önemli formda olan Avrupa'daki en formda takımlarından birine karşı pozisyon neredeyse vermediler ya. Evet. Ne yaptı? Plana sadık kalan disiplinli bir takım yarattı. Doğru bir ilk 11 oyuncu değişikleriyle Fenerbahçe ilk turda neredeyse ikinci ayağında biletini alarak atlamış bir şekilde avantaj sağlayarak bir de Trabzon maçı öncesi bir düşün. Bir 1-0 düştü yani hmm. geldiğini Türkiye düşün evet. Belçika'dan galip gelmiş veya 0-0. Trabzon maçı öncesi Kadıköy'de 50 bin kişi Tabii. E fiziksel yıprandın, Tabii. mental olarak yıprandın. E şimdi ne yapıyorsun ama plana sadık kalarak oynadın mı işte Avrupa'da bu kaliteli ayaklar o zaman fark getiriyor. Onun için Fenerbahçe eğer bu oyununu, bu sürece eğerse ben final bekliyorum Fenerbahçeden ya evet. final bekleyen bir takımımız niye şampiyon olmasın? Galatasaray Aynen. bunu en iyi şekilde hepimiz gururlandık. 2000 yılında yaptı. Fenerbahçe'de bu sene konferans liginde yapsın. Ya. Yani evet. Bunlardan mutluluk az duyalım. Çok ya. Çok anlamda. Birbirlerinizi Öğren bak, olacağım. bak rekabet yine yapalım. Bak anlamıyorsun rekabet yine olsun. Yine birbirlerine mesaj işte sosyal medyada satarsınlar gırgır. Gır. Bunlar hoş ama bıraksın ya o aldıysa öbürsü de alsın. Nasıl ben ya Galatasaray'ın düşüncesi bir de UEFA kupasını ne zaman alırım veya konferans kaldım onu şampiyonlar ligini hayalim ne? Bunu gerçekleştirmek için kısa orta uzun vadede ne yapmam gerek? Bunları kurgulaması gerekir. Fenerbahçe de aynı. Bu sene konferans ligi aldım. Sene şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa ligi. Bunları ligle beraber kurgulaması gerekir. Bir az önce söylediğim Liverpool, Liverpool e, örneğinde Klopp ya yani düşün bunu yani bir şekilde kurguluyor. Diyor ki ya sezon içinde ya biz diyor kupada böyle gideriz 24 kişilik kadro 25 kişilik bunu burada oynatırım vesaire. Bundan sonraki süreçte şimdi Galatasaray tek maçla gidecek. Esas kurgulacak olan İki kulvarda gidecek Fenerbahçe, İsmail Hoca özellikle Avrupa yı yıpratır adamı. Avrupa ciddi yıpratır iki maçta. Bunları çok doğru bir şekilde, rotasyonunu doğru bir şekilde yapması gerek. Avrupa'da güçlü oyun bir anda oynayamazsın Onur. Avrupa'da doğru oyun oynarsın. Hocam, İsmail bir... Hoca doğru oyunu oynadı Belçika'da. Hı hı. Doğru Hocam oyun artık, oynattı. Artık iş, yani Senjuva'yı geçti. Yarı final için artık hiçbir şekilde rotasyonu falan düşünmez direkt. Dediğin gibi finali, kupayı düşünün. Çeyrek Çünkü, final var ama onlar. Tabii tabii sekiz, final sonra çeyrek final var. Sonra siz söylüyorsunuz tabii, yarı kalır. Yani ben yarı finale kalacağını düşünüyorum. <laughs> Oradan evet, sonra artık abi. bütün bütün, bütün tüp tüp enerjisini. De hepsini... Bir de şu olur orada. Fenerbahçe şampiyon olamazsa hiç eleştirilmez. Taraftar da bütün enerjisini konferanslık ile verecek. Ya tabii, biz yarı tabii. final gördük ya... ya da finale çıktık. Yani unutulur. Final Fena, keser. Hani inşallah yarı çıkarsa final de onu da keser. alır da. Yarı evet. finalde keser. Yarı Niye final. kesmez?